Minecraft Tek Arkon'un yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu kanala özel nefis bir seri olacak inşallah. Uzun soluklu bir seri olacak arkadaşlar. Ölürsek biter. Bakalım ölmeden nerelere kadar sürdüreceğiz. Bu seriye destek vermek için 7500 like istemiştik arkadaşlar. 7500 like'ı şu anda hızlı bir şekilde yapabilir miyiz acaba? 3. bölümünde daha çabuk gelmesini istiyorsanız 7500 like atarsınız diyorum ve videoya geçiyorum ben. Evet en son atımızın yanındaydık. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Birinci bölümü ben henüz yayınlamadan ikinci bölümü çekiyorum. Aslında aradan bayağı bir gün geçti ama e, City skylandsler falan filan geliyor arada. O yüzden atamadım yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bizim atımız bu. Atımızın da ismi belli değil. Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Anlatıyorum size. At bende beraber kalacak tamam mı? Atı değiştirmek, ata isim vermek falan filan sizdeydi. E, değiştirilsin mi? Değiştirilmesin mi? İsmi ne olsun? Buna siz karar verecektiniz ama şu anda at bende kalıyor. Ben eşeğe ihtiyacım var abi. Çünkü eş eşekle beraber eşyalarımızı taşıyabiliriz. Ee, şöyle bir eşyalarımız vardı. Aslında çok da önemli şeylerimiz yokmuş açıkçası ama yine de taşısak güzel olur. Değil mi? Yani taşırsak iyi olur. Şimdi abi öncelikle nereye kurulacağımıza falan filan karar vermemiz gerekiyor. Bir daha abi şuradan bir ağaç alalım. Ağacı kıralım ve o ağaçla beraber bir sandık yapalım. Sandığı üzerimize alalım. Eşeğimizi eşeğimize sandığımızı verelim. Aynen öyle. Eşeği nereden bulacağımızı bilmiyorum ama bulacağız bir yerden bir şekilde. Belki de yakınlarda eşek vardır. Hiç dikkat etmedim eşek var mı yok mu diye de. Şimdi abicim öncelikle şurada crafting table'dan hızlı bir şekilde bir tane sandık. Tamam. Buradaki tahtalar, mahtalar kalsın. Yumurtayı şuraya atalım. Hadi görüşürüz. Yatak vardı değil mi? Aynen. Sarı yatağımız var. At burada kalsın ya. Bir şey olmaz ata. Ben koştura koştura gidebilirim. Çünkü eşyayı alıp döndükten sonra atla beraber eşeği alamam, değil mi? Aynen öyle. Bu arada Optifine gerçekten çalışmıyor arkadaşlar. Cidden çalışmıyor. O biraz sıkıntı. 1.20'de Optifine kuramamıştık. Çünkü 1.20 tam sürüm çıkmadı henüz. Bir yerlerden benim demir de bulmam gerekiyor örs için. Agam ne zaman akşam olacak agam? Bir yerlerde atlar vardı ya. Atların yanında kesinlikle eşek de vardır. Hiç dikkat etmedim ama o eşeği bulmam lazım benim. Şimdi akşam oldu gibi. Hayır olmamış. Şimdi oldu mu? Oldu. Oğlum setim bile yok ya. Çıplak dolaşıyorum. Var ya bir şey gelecek başıma en son. Ben şuranın koordinatını alayım. Gerçi kolaymış. Eksi 400'e 400. Tamam. Kayış olsaydı çok güzel olurdu. Eşekle devam ederken atı çekerdim kayışla beraber. Kayış bulamadık. At buralarda biraz takılabilir ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Atı hemen almama gerek yok. Buralarda biraz takılsın. Eşeği bulduktan sonra sandığım her şeyimi yükleyip ondan sonra böyle güzel bir konuma gitmeyi falan filan düşünüyorum. Böyle deniz kıyısı bulmam lazım benim. Oo deniz buldum. Çok yakınmış lan deniz. Oo çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Tamam. Kurulacağımız yer burası olabilir mi acaba? Vay vay vay. Aa, çok iyi de bir deniz değil açıkçası da. Tamam bu kadar yakınsa eğer ben eşeksiz bir şekilde bir tur yaparım buraya doğru. Sıkıntı yok. Ama şimdi şöyle bir durum var. Burası mı olacak? Ay bak bekle bekle. Yukarıda karlı dağlar var. Karlı dağların üzerinde pembe ağaçlar var. Bu güzel bir hissiyat. Anladın mı? Aidiyet duygusu devreye giriyor. Anladın? Merhaba. Nasılsınız güzelim atlar? Eee acaba hangisi iyidir ya? Çok merak ettiğimden dolayı arkadaşlar tıklıyorum. Ne? 8 yıldız mı? Şaka yapıyorsun değil mi? 14. Bu iyi mi iş? Bu 8. 11. 8, 11, 14. Şurası nasıl? Bence iyi değil. Arkadaşlar tam denizin kenarında bir tane mağara var. Tamam mı? Bu mağaraya bir girelim bakalım. Bize dürbün de lazım da. Ametis ne zaman bulacağım? Ha ametis bulmak için şöyle bir taktik vardı. Kayıkla denizin altına falan bakabiliyorduk. Hiçbir şey yok bu mağarada bu arada. O taktiği uygulayarak ametis bulabiliriz. Ametis bulmak o kadar zor değil. Şurada bir mağara gördüm. Dağın içinde. Bambulara da ulaşmak. Aa bak bu mağara bence iş yapar. Bence iş yapar. Şöyle bir, bir dakika. Şu bir, şu iki ve şu üç. Bu mağara iş yapar. Uf, bayağı büyük, bayağı büyük. Gerçekten iş yapar. Buradan bir demir Kazıyayım arkadaşlar. Ondan sonra şey, buraya doğru bir kurulalım. İlk bezimizi, ilk evimizi atar mıyız bilmiyorum. Atabiliriz belki ya. Her şeyi toplayacağım abi. Gerçekten her şeyi toplayacağım artık ya. Demir lazım bana. İçerilere doğru bir demir bakacağım. Ay yapma be. Kocaman delik bittin lan. Şu anda kömür almayacağım. Kömür burada kalsın. Güzel bir mağara. Aşağı doğru gidiyor. Çok güzel. Bu tarafa doğru ne kadar gidiyor? Burada kesin yaratıklar spamlanmıştır. Evet bir tane. Oğlum çok vuruyor lan. Allahu ekber. Tamam tamam. Oo oo oo. Aa. Ciddisin değil mi? Ölüyordum abi. Bekle. Allah belanı versin 3 kalp atıyor lan. 3 kalp vuruyor lan bisiklet. İnanılmaz. Şimdi var ya iyice spamlanmıştır orada her şey. Ben bu riski alsam mı almasam mı bilemedim ya. Neredesin lan? Bak 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 şerefsiz orada. Tamam bunu alırım ben ya. Geri kaçmasaydım alırdım zaten. Gel. Gel geri zekalı gel. Eşya ola eşya. 4 vuruşta alıyorum lan. Creeper'lara çok dikkat etmem lazım. Valla seri daha yeni başladı. Bitsin istemiyorum. Daha yeniyiz be abi Abi çok kötü burası. Nereye çıktı saçma sapan bir yerdeyim şu anda. Ya işte olay bu abi. Gerçekten olay bu. Tamam abi bulduk. Mükemmel, mükemmel. Bence buraya kuruluyoruz abi. Tamam kesin kararımı verdim. Manzarası güzel. İlk bezimizi hangi tarafa kursak? Vallahi mağara burası. Büyük bir mağara. Tamam buraya buraya bir girebilirim belki. Ya abi çok fazla tehlike var şu anda. Evet burası bir mağara. Ya abi set olamadık bir türlü ya. Çok gıcık oldum şu anda. Allah creeper'a bak. Kıyara bak ya geliyor bildiğin. Ay bir tane küçük bir göl var. Evet küçük göl. Büyük gölün yanında küçük göl. Ama bu küçük gölün de hiçbir anlamı. Büyük göl bunun hemen arkasında. Şurada kalıyor arkadaşlar. Size dediğim o pembe ağaçlı karlı dağ burası. Onun karşısında az önceki dağ var. Tamam anladınız. Mekanı anladınız. Mekanımız burası olabilir. Hiçbir yerde demir yok lanet olsun. Her taraf dağ. Bak zümrüt bulmak arkadaşlar. Zümrütü biliyorsunuz. Bir tane zümrüt buldum. Burası dağlı mekan. Mountain diye mi geçiyor? Yok. Sunflower Plains. Yani aç çiçeği ovası gibi bir şey olarak geçiyor. Sunflower güneş çiçeği anlamına geliyor ama burada aç çiçeği yazıyor. Bakın bakın. Bak Biome Flower Force bu değil. Bak Sunflower Plains gördün mü? Sunflower ne demek? Güneş çiçeği demek. Ama Türkçesi aç çiçeği. Çok enteresan. Bu nasıl bir mağara Allah aşkına? Şunu mağara sandım. Giriyorsun içine şöyle ya yok abi bu kadar çok dağ olan yerde bu kadar kötü mağaralar olması çok büyük bir cenabetlik mi desem şanssızlık mı anlakim mi desem ne desem bilemedim ver şunları bana iş yapar bunlar Allah Allah. Bildiğin set olamadım gerçekten. Bak özellikle böyle güçlü set olmak istemiyorum. Elmas set değil. Şu anda amacım başlangıç için demir set olmak. Çünkü çok fazla hasar alıyorum. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Aa, şurada güzel bir yer var. Bak şurada değişik bir maden var. Yine akşam oldu oğlum. Kaç geçti lan? Evet, bir gece daha bitti. Artık şu evi, arazimizi yapmanın vakti geldi bence. Şurada bir tane benim kovam vardı abi. Kovaya su doldu. Ne olur ne olmaz. Ben niye doldurmadım bilmiyorum. Onu ilk yapmam gereken şeylerden biriydi. Şu duvarlarda falan demir olması lazım. Bakın yok. Bakayım be. Yok duvarlarda demir yok. Bakır ve kömür var. Abi demir için bence aşağılara gitmek lazım. Şuralara. Kesinlikle. Tamam abi ben demiri yanlış yerde arıyorum. Şurada bir mağaracık var. Bir dakika. Mağaracık. Yani mağaracı. Bu ki şuradan giriyorsun şuradan çıkıyorsun. Muhteşem. Oh ben size söylemiştim abi. Böyle taşlık alanlarda demiri bulunur. Bir tane verme. İki tane ver en azından. Hadi iki tane. Allah kahretsin. Ah iki. Oo bebeğim. Nasıl oldu da iki demir verdin lan bana? Vay anasını. Yine demir. O lan bir tane bir tane veriyor ya kafayı yiyeceğim. İki. Hadi üç. Hadi 3. Yok 3 olmadı. Evet demir yok. Aynen bu kadar. Tamam demiri salıyorum abi. Kaç 5 tane demirimiz var. Salıyorum artık gerçekten. Demiri bulmak için ne yapacağımızı biliyoruz zaten. Mekana bakıyorum. Mekanı buldum abi. Net buldum. Bakın burası bir göldü. Tekrardan söylüyorum. Burası bir göldü. Burayı istemiyorum. Oraları da istemiyorum. Şurası var ya bak burada hafif bir düzlük var görüyor musun? Aynen. Şurada minik ağacın olduğu yere gidiyorum ve artık beyzimi oraya atıyorum. Evet. Tamam burası. Evet. Arkadaşlar vatanımın eta hayırlı uğurlu olsun. Burada bir bak bu gölün yanından bak burası aslında akarsu değil şurası. Burası da değil. Baktık zaten. Şurada bir alan var. İç koy gibi bir şey. Bu koy nereden ayrılıyor? Şuradan ayrılıyor tamam mı? Şuradan bir köprü atabiliriz şuraya. Ondan sonra şu iç koyun ortasında bir ada var. O ada bir şeyin adası olur. O adaya köprü kurabiliriz. Tamam burası şu alan bizim base'imiz olacak. Ana base'im. Kendimi demir aramaktan alıkoyamıyorum gerçekten. Şu anda odaklandım. Nasıl vermez bana bu oyun diye. Her yerde demir alıyorum yine yok. Burada bu mağarada da demir yok. Muhteşem. Neyse alanımızı bir meşalelendirelim. Bu çok önemli. Tehlikelerden uzak tutmamız lazım buraları. İşte burası. Koy koy meşale koyabildiğin kadar koy. Çok güzel. Tamam. Buralar işte. Burayı bir düzlememiz lazım bence. Daha çok meşale istiyorum. Ver bana bir 64. Tamam 64'lük yeter. Şu ağacın arkasına. Şu ağacı hiç kesmesen mi lan? Anı olarak kalsın. Bence var ya bu beyzimizin en eski olayı şu şey olsun. Ağacı olsun. Bu ağaç bizim kutsal ağacımız olsun. Hatta hatta şöyle yapalım. Bunu keselim. Ben bence elimizde fidanlar vardı ya. O fidan ha şu pembe ağaç fidan. Pembe ağaçlardan bir tanesini buraya ekelim. O bizim kutsalımız olsun abi. O bizim varoluş sebebimiz olsun. Çok güzel. Şu anda hikayeyi baştan yazacağız abi. Evet. Vay be. Ulan özlemişim. Yeni bir hikayeye adım atmayı özlemişim. Bak tamam. Şuradan şu ana giriş koyumuzun girişi. Şurası akarsu mu acaba ya? Buraya bakmadım ben. Umarım akarsu değildir. Ben burayı bir göl olarak hayal ettim. Burada çok fazla at var. Hala şu anda ışıklandırma yapıyorum. Hardcore'da temel prensip arkadaşlar ölmemek. Arkadan bir creeper yaklaşmasın. Hiçbir yerde bir şey doğmasın diye yakın çevrede. iyice aydınlatmamızı yaptık gibi şu anda bitirdik. Bitmek üzere. Merkezi noktalar kaldı buralar. Buralar zaten şey yapılacak. Topraklar alınacak da. Ben yine de koyayım. Ne olur ne olmaz. Evet bayağı bir koydum ya. 20 artı 54-55 tane meşale koydum. Tamam şimdi girişmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şuradaki toprağı buradan alalım. Deniz yüksekliği neresi? Burası. Aslında şunu ve şunu almam lazım. Şunu ve 4 e, yükselti var. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini almam lazım da evi tam olarak nereye kuracağım çok önemli. Ben bir almaya başlayayım abi. Elmas kazma gönül isterdik. Hatta verimlilik kazma falan filan. Aga. Çok önemliydi aslında ama. Neyse kazacağız. Başlarda bir şey çekiyoruz yani biliyorsunuz. En yakın köy şu ağaçların tam karşısında. Zaten bulmuştuk. Başka köyler de vardır etrafta muhtemelen de. Aha, ya işte ben demiri böyle bulurum İnşallah böyle 5-6 tane demir verir falan Bir tane istemiyorum ya Etrafında full ande diorit var ya şansa bak Kesin vardır ama ikisi bak Abi inanılmaz ya tek tek demir buluyoruz ya Abi demir böyle bir şey değil Valla bak gıcık oldum ha Yok abi burayı komple kazamam bir de lan Çıktan uzun sürecek ama yapacağım inat ettim Valla yapacağım Ama o pembe ağacı Ekene kadar bu ağaç böyle kalacak Aynen öyle. Tamam. Bir yere küçük bir tarla yapsak mı? Daha şimdiden. Bence abi daha şimdiden yemek ihtiyacımızda ileride hiçbir sorun çıkmaması için bir tarlaya abanalım. Şuradaki bütün her şeyi ver abi bana. Bütün zımbırtıları. Evet 20 tane oldu. Tamam tarlayı yapmaya başlıyorum. Ben biliyorsunuz ki bir önceki tek hardcore'da doğallığa çok önem veriyordum. Herkes hatta doğallık takıntıma falan filan görüp abi sen ne yapıyorsun lan hayırdır sen falan filan yapmaya başlamıştı. Bu seride yine doğallığa önem vereceğim. Yine modern mimariden yani kuvars'tan daha çok odunla e, mimari kurmaya falan filan çalışacağım. Bilginiz olsun. Odun, taş blokları, kum blokları. Ya Evet evet odun daha çok odun. Evet bayağı bir çubuk var. Eee taştan mı yapsak? Taştan yapalım şimdi dedik ya. Gerek yok demir harcamaya. Çapamızla beraber ilk tarlamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu tarla buradan yıkılabilir ilerleyen vakitlerde. Veya kalabilir bilmiyorum. Nasıl gelişeceğimize bağlı olarak tamamen değişebilir bu. Doğumlu bir yer. Vay anasını be. Yerleşik hayata geçtik. Evet arkadaşlar tohum denilen şey yerleşik hayatın temelini oluşturur tamam mı? İlk insanlar normalde göçebe bir hayat sürüyorlardı. Avlanarak anlık şekilde hayatta kalarak yaşıyorlardı. Daha sonra bir insan tohumu keşfetti. Tohumu keşfettikten sonra ekip biçmeye başladıktan sonra o tarlanın etrafından ayrılmamaya yaşamlarını o tarlanın etrafında sürdürmeye başladılar. İnsanlık böyle gelişti. Arkadaşlar ben vazgeçtim. Tam deniz kıyısı değil. Şurası değil. Şu kadar yükseklikte olur. Bir blok daha yükseklikte olsun istiyorum. Çünkü şu aşamada gerçekten demir kürekle beraber bunları şu alanın hepsini bir sıra aşağı bir yükseklik aşağı indirmek çok uzun sürecekti. Bir kalemi yüksek olsun. Şu anda onu evet bir kalemi yüksekliği sağladım bence. Yeter ya vallahi yeter. Şu şekilde her yeri kazamam yani yeter. Ama bayağı bir toprağımız oldu. Bu toprak çok işimize yarayabilir. En azından blok olarak güzel oldu. Evet güzel. Oğlum bir şeyle uğraşırken Minecraft'ta ne kadar hızlı gün akıyor farkında mısınız bilmiyorum. Şuraya bak yine akşam olmak üzere ha. Bu bölümdeki dördüncü gecemizi yapmak üzereyiz neredeyse. Ay artık bloklar üzerime gelmiyormuş. Bekle bir. Ok ne alakalı? Ya bir tane şey yapayım ben dur. Bir tane sandık yapayım. Eşek bulamadık. Muhtemelen ben kendim gidip şey yapacağım. Muhtemelen. Oradaki eşyaları full envanterime yükleyip getireceğim. Burayı bir çiçek bahçesi haline falan filan getirmemiz lazım. Güzel iki, de, iki de sandık olur. Toprakları şimdilik koysak yeterli. Dur çimen nerede? Çimeni ver bana. Şey pardon tohum. Al bakalım. Çok güzel. Tamam tarlada yavaş yavaş büyüyor. Sadece şu top toprakları al. Dur ya blokları komple atalım. Hatta hatta al lan. Aa yay mı? Aa bir tane ok ve yayımız varmış. Ne? Neyden çıktı lan bu? Bir dakika lan bir tane iskelet öldürün bana yay ve ok mu verdi? Bir de kemik mi verdi? Bu üçünü birden mi verdi bana gerçekten? Hiç emin değilim de galiba öyle olmuş olabilir. Dikkat etmedim yani. Çok enteresan. Şuralar var ya şuraları da kıracağım. Yerlerine toprak koymayı düşünüyorum. Vay be cidden yapıyorum ha. Psikopat gibi burayı komple kaz, kaz kazıyorum yani. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu seriyi chill bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Rahat rahat kebap kebap anladın mı? Yayıla yayıla. Hiçbir şeyle acelemiz yok. Yeter ki siz abi düzgün bir şekilde desteklerseniz. Like'ınızı 7500'e doğru çıkarırsanız her seferinde. Ben atmaya devam ederim. Abi. Burası gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tam istediğim ayarda gibi ya. Şu anda tam istediğim şey şekilde kuruldum gibi geliyor bana. Gerçekten kurulacağım yer çok güzel. Manzarası bence güzel. Güzel yani. Hani sadece Deniz değil. Sadece deniz oluşu şu karşıdaki dağları görmeyiz. Şu karşıdaki dağlar çok güzel bir hava kattı buraya. Oraları görmemiz manzarayı güzelleştirdi bence. Ya komple bir güzellik için arkadaşlar şey yapmak gerekiyor. Bütün yapıların birbirlerine uyum sağlaması gerekiyor. Pembe ağaçla başlayacaksak pembe ağaca uygun yapılar falan filan yapmak gerekiyor her seferinde. Pembe ağaç yetiştiriciliği falan filan yapmamız gerekiyor. Ne yapsak? Pembe pembe ağaç odaklı mı yapsak? Pembe ağaç ve bambu odaklı mı yapsak? Bence abi şey. Dur dur. Ben anladım tamam. 1.20'de oynuyoruz tamam mı? Bence de 1.20'de oynuyorsak 1.20'nin güzelliklerini falan filan keşfedelim. Bence pembe ağaçla beraber bir ev yapalım. Bambu ağacından da bambu blokları falan filan yapar. Bambu bloklarıyla ona destek veririz Yağmur ormanlarına acil bulmamız gerekiyor bu sebeple. Açalyaları da kullanmayı düşünüyorum. Açalyaların üzerinde de pembe çiçekler vardı ya. Biliyorsunuz ki yosun bloğuna kemik tuzu basarsanız açalya fidanı elde edebiliyorsunuz. Yosun bloğunu da buluruz gibi ya. Sanki ilk bulduğum köy var ya ilk bulduğum köyde böyle dikiz sarkıtlar falan filan vardı ya. Bu arada alan çok güzel. Alan çok şu alanı beğendim. O dikiz sarkıtların sağında sonunda illa ki yosun bul buluruz. Tamam abi ben şimdi meşalelerimi tekrardan koyuyorum. Ve abi artık pembe ağaçlara doğru yol alıyorum. Pembe ağaçları alıyoruz. Hatta dur lan pembe ağaçlara doğru gideceğim. O manzarayı hiç katletmeyelim. Bence çok güzel duruyor çünkü değil mi? Şu anda bir dürbünüm veya optifine'ım olsa çok güzel durduğunu siz de görecektiniz. Videodan ne kadar büyük gözüküyor bilmiyorum ama bence güzel duruyor. Orayı hiç katletmeyelim abi. O bizim manzaramız olarak orada dursun. Bir, bir ağaç yok etmiştim. O bir ağaçla beraber baya bir çiçek, baya bir şey yapmıştık abi. Fidan falan filan elde etmiştik. Onları almaya gideyim bence. Bir de demir bulmam lazım. Videonun başından beri demir demir diye çıldırıyorum. Tamam bence bu alan okeydir abi. Hem güvenli hem düz. Güzel abi bu alan güzel. Şu kıyılara falan filan da atalım. Meşalemizi. Güzel. Nice. Şimdi ver 17. 17 tane ne ara çıktı lan? Evet 17 tane. Her yere ekelim şundan. Tamam. Tarım da, tarıma da başladık. Hayvancılığa da başlayacağız. Şöyle abi devam ettirelim tarımı bence. Şu tarafa doğru. Aynen. Tamam güzel güzel. Senin yerine pembe ağaç gideceğiz. Ben gidiyorum abi. Net bir şekilde şu an itibariyle gidiyorum. Üzerimdeki her şeyi koyuyorum. Bir tane kılıç alayım yeter. Tamam. Evet arkadaşlar nakliye, nakliye başlasın. Ay dur dur yemek almadım üzerim. Ha, bir de bir tane kazma alırım. Belki demir göreyim. Demir görürsem toplarım. Dur. Meşale kesin al ekmek oğlum ha et bir de bir tane kazma tamam ay bizim ilk eşyalarımız da oradaydı onları da bir yerde sergileyecek değil mi onları da alacağız yalnız atımız şimdilik orada kalacak maalesef yo atımıza binebilir miyiz binebiliriz atımızı da alacağız Tamam işte görüyorsunuz mükemmel güzellik lan bir tane eşek yok mu lan cidden oy abi o kadar çok canım gitti ki öldüm sandım Keşke blok da alsaydık be <laughs> Ben arkadaşlar kurulacağım yeri seçmek için çok fazla gezecektim aslında. Yani hiç gezgin olacaktım başta. Ama bu kadar güzel bir yer bulabileceğimi hiç düşünmüyordum oyun başı. Madem öyle kurulayım dedim. Bence bence iyi yani. Siz ne düşünüyorsunuz kurulduğum yer hakkında? Daha iyi bir yer illaki bulunurdu ama bence bu şekilde bir başlangıç da güzel. burada batarsak ölür müyüz? Kesin ölürüz. Batar mıyız peki? Batarız. Gerçekten batıyoruz. Abicim Abicim gerçekten kurtulması çok zor oldu. Ay şurası batıyor mu? Ay gerçekten abi çok korktum ha öleceğim diye. Batıyor mu lan da? Aman batmayalım. Of aman batmayalım tamam tamam sakin. Bir an cidden öleceğim sandım. Batıyorum hala batıyorum. Tamam abi ya buralar tehlikeli abi. Buraya deri ayakkabıyla gelmek lazım. Cidden güzel olduğu kadar tehlikeli bölgeymiş. Aynen. Ay çiçek bahçesi de var çok yakında var ya. İnanılmaz bir yer ya. Aa dur bir dakika burası ne? Burası da güzel bir mağara da. Bir saniye. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar size bir göstermek istiyorum. Ee, benim bulunduğum yer yerleşeceğim yer şurada kalıyor. Göl bu tarafta. Bu ağaçlar şu karlı dağın bu tarafında değil. Bu tarafında olsaydı inanılmaz bir manzara olacaktı. Bu tarafına denk gelmişler. Daha çok burada var. O, o yönden biraz talihsizlik yaşadık. Ee, şu anda köye ulaşmam lazım çünkü köyde gördüm zaten tamam. Akşam oluyordu da. Oy abi güzel güzel. Bu köyden köylü de kaçıracağız bir şeyler yapacağız ama şu anda değil. Evet tamam. Bir gece daha oldu. Burada uyuyalım. Evet ne alacağız şimdi ona bir karar verin. Burada ne var? 3 tane et 61 tamam. Şuradan alacağımız şeyleri alalım. Şimdilik bunlar kalsın. Pembe yaprakları da alalım. Birazcık çok değil. Şunları ver. Bunları ver. Çiçekleri ver. Abi her şeyi alabiliyoruz ki bir dakika. İlk eşyalarımızı da ver. İkinci, i̇kinci eşyalar kalsın. Tamam her şeyi aldık. Azıcık bir şey bıraktık burada. At nerede? Heh. Ulan senin de adın bir belli olmadı ha. Valla bak. Gel bakalım tontişim. Çok yavaşsın be. Çok yavaşsın. Ulan şanssızlık. At batıyor mu? At dağda batıyor mu acaba? Şuralardan gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şuranın etrafından döneceğim. Ne var ne yok falan filan diye. Buralara hiç bakmadık ki. Her yer çiçek bahçesi be. Şu arkaya da bir bakacağım. Oğlum buralar benim ilk doğduğum alanlara benziyor ha? Ay eşek buldum nihayet lan. Ben de sizi arıyordum ha. Vallahi eşek buldum. Bu eşekler sayesinde dünyayı biraz gezebiliriz sonraki bölümlerde. Tamam eşeğin nerede olduğunu buldum. Şu dağların tam karşısındaki pardon şu pembelerin tam karşısındaki dağda iki tane eşek var güzel. koordinat almayacağım aklımda. Oyu şurada kocaman bir mağara var. Gerçekten bayağı büyük bir mağara. Şurası. Şimdiye kadar gördüğüm en, en büyük mağara. Bayağı iyi o. O kadar yavaş bir atsın ki vallahi billahi ben daha hızlı koşarım ya. Yemin ederim nasıl denk geldin sen ya. Oğlum burası bildiğin Ayoo deniz değilmiş. Burası nehir. Denize çıkıyor ama şurası deniz. Denize çok yakın bir göl bulmuşuz arkadaşlar. Oğlum burası da çok iyiymiş. Delireceğim. Lan. Abi burası daha nam iyiymiş ya. Şurası çok güzel değil mi? Ama dur buraya ev kursan etrafında yok yok o kadar iyi değil. Alanı çok dar. Şu şu ortadan bahsediyorum. Tam kafamın üstüne denk gelen yarımada var ya. Oraya ev kursan olmaz ya. Alan dar alan. Alan dar abi. Arkaya doğru genişlemeye çalışacağım. Bir sürü ağaç var. Yükselti fazla. Yok. Evet tavuklar daha çok pembe ağaçların arasında var. Bir sürü tavuk var. Onları çekeriz. Ya şurası iyi mi ya? Bence iyi değil ya. Değil mi burası? Gerçekten iyi değil. Yok abi yok. Çok kapalı. Çok kapalı. Şu yarım ada uğruna buraya yerleştim. Kapalı. Aa bir tane lav kaynağı çok güzel. Lavımızı buradan toplayabiliriz. Harika. Evet geldik. Bizim bölgeye geldik arkadaşlar. İşte pembe ağaçlar ve dağ. Bu tepeden aşağı iniyorsun ve işte sana cennet. Evet şuna çık. Çık. Hah. İşte bizim bölge kafamın içinde. Etrafı bu şekilde bir göl, şurada güzel bir şey var. Aynı oradaki şey var ya az önce gördüğümüz bölge. Bak tam olarak şu kafamın üstündeki adada aynı hissiyatı verir. Şuradan bir köprü çekeriz. Buradan karşıya gibi bir köprü çekeriz. Güzel. Bizim bulunduğumuz alan da güzel ya. Tamam. İçime çok sinli şu an. Atımız abi burada beklesin bakalım. Getirdik vallahi. Bunu getirdik. İlk işim şu arkadaşlar benim. Bekle şu üzerimizdeki şu anlık işimize yaramayacak şeyleri bir atalım. Ver bana bir tane kazma. Balta pardon. Evet şu ağacı bir kırıyoruz. Bu ağacın yerine ne koyacağımızı ben size söylemiştim. Şunları da at abi. İlk ekipmanlar. Aa 16 tane kemiği nereden bulmuşum lan ben? Vallahi hatırlamıyorum ha. 3 tane sandık yap. Tamam şimdilik sandıklar böyle dursun. Böyle durmasın abi çok karıştılar bekle. Şöyle tek tek dursunlar. Heh şöyle. Oğlum çok yavaş bir şekilde bak bak farkında mı? Çok yavaş ilerliyor ağacın yapraklarını. Evet evet hoş değil bu durum. Biraz can sıkar ilerleyen makine. Evet şimdi arkadaşlar alıyoruz pembe ağacımız. Nerede lan bizim o? Fidanlarımız nerede? İşte kiraz ağacı fidanı. Haydi bakayım. Nasıl büyüdüğü hiç önemli değil. Tam olarak şurada şu ağacın yerinde mi olsun? Aynen şu ağacın yerinde. Bu tam olarak bu şekilde büyüyecek. Şu kemiklerden kemik tozu elde edeceğiz. Bir kısmıyla, bir kısmıyla köpek evcilleştireceğiz. 7 tanesi kalsın. Ver bana ağacı. Dur 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 dur. Şu tamamen yok olsun ondan sonra. O yapraklar yok olana kadar arkadaşlar ben şey yapacağım. Şuraları bir güzelleştireyim ya. Hoşuma gitmedi. Aynen, böyle daha iyi. Aynen, böyle daha iyi. Birazcık düzelt. Artık yok olan ol elma ver bari bana. Bir tane fidan verdi. Güzel. Tamam. Ver bakalım ağacı. Nasıl bir ağaç meydana gelecek? Uyuduktan sonra dur. Hadi. Aha işte sembolümüz geldi. Güzel geldi bu arada. Oy. Bir şey söyleyeyim mi? Delirmelik. Gerçekten delirmelik. Şunun, şunun yapraklarının dökülmesine bak. Aşırı hoş. Çok güzel geldi lan. Aşırı hoşuma gitti. Tamam güzel. Güzel güzel. Of şu anda aşık oldum. Yemin ederim aşık oldum çok güzel görünüyor. Bu ağacı tasarlayıp oyuna getirenin var ya ağzını öperim ben. İnşallah erkek değilsin. Tamam şimdi abi kiraz ağacını alıyoruz. Kemik tozlarını alıyoruz. Şimdi bu kiraz ağaçları ve kemik tozlarını arkadaşlar tamamen şey için kullanacağım. Ne derler ona? Oğlum bak yeni gelen ağaç böyle. Hoş değil. O çok hoş. Çok güzel. Bunlar arkadaşlar kaynak için. Ver lan ağaca. Heh. Oduna ihtiyacımız var. Kiraz ağacı odun. Şu anda ev yapacağız ya. Allah'tan ledin gibi etraf toprağı değiştirmiyorlar. Güzel. Güzel dolan. Bazıları durabilir aslında ama hiç de emin değilim. Bir sürü kiraz ağacı temin. Onların yerlerine falan filan. Of oh, güzel. Bu da çok güzel. Bu da güzel. Neyse tamam. Kesmeye başlayalım. Bize kaynak lazım. Of çıkan ses muhteşem o tokluk hissi sesteki o tokluk hissi muhteşem bitti mi lan bu değil mi ulan sen nereye çıktın lan oğlum şurada bıraktım seni bana bir acil bir kayışla abi. bu bitti tamam ay bir şey söyleyeceğim kemik de bitti tamam oğlum sen orada ne işin var gözünü sevdiğimin atı ya Tamam bu da e, devrilecek arkadaşlar güzel. Şimdi peki bir şey söyleyeceğim bu devam ettikçe yaprak dökmeye altında çimenlere yapraklar düşüyor mu yoksa o sadece biyomun kendi özelliği? Galiba biyomun kendi özelliği arkadaşlar. Burada düşmeyecektir diye düşünüyorum. Keşke kiraz ağacından kiraz da düşseydi ya. Ulan kiraz ağacı adı kiraz yok. O biraz kötü olmuş. Bence açelya artı kiraz ağacı çok güzel bir e, hava katacak buralara. Şimdi evimizi yapmayı düşünebilir miyiz? yeterli mi? Bence hiç yeterli değil ya. Ya da yeterli. Bir dakika. Şöyle yapabiliriz. Bir saniye. Aha. 64 artı 24 artı 64. Şunun da bir kısmını şu şekilde dönüştürürsek tamam. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Evimizi tam bu kiraz ağacının yanına yapmayı düşün. Birazcık yükseğine. Yani şuradan değmesini de istiyorum. Ama çok yakın da olsun. Mesela örnek veriyorum. Tam olarak buraya abi. Kolonlarımızı bu şekilde atalım. 2-3-4. 4 ideal mi? Bence ideal. 1 2 4 5 6 1 1 2 4 5 6 8 9 10 diyelim. Yani 10 10 ideal. Alsan 15 ve abi buraya da. Güzel. Standart bir ev yapacağım. 6 böyle olacak. Bağlan birbirine ama çok fazla gerekiyor abi ya. Bu şekilde yaparsam çok fazla gerekecek. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Aynen. Yetmedi bile. Hiç yetmedi. Kiraz ağacı ekmeye devam edelim o zaman. Oğlum ne kadar fidan veriyor bir kiraz ağacı lan. Oğlum saçmalama. Aşırı fidan veriyor. Şuraya bakar mısın? Meşe ağacından kesinlikle bu kadar fidan çıkmaz. Aşırı fazla veriyor. Evet yine bayağı ağaç kırıyorum da arkadaşlar. Bu yetecek mi onu da bilmiyorum. Belki bu da yetmeyebilir. 5 tane falan ağaç kestim. 62 tane kütük elde ettim 5 ağaçtan. Bence yeteri kadar veriyor da kesmesi çok zor. Çok girintili çıkıntılı bir ağaç. Neyse bunları birleştirmemiz gerekiyor yine her zamanki gibi. Daha güzel bir ev yapmayı düşünürdüm ama hiç planlamadım. Direkt dikdörtgen prizma şeklinde bir ev oldu. Belki ileride geliştiririz bu evi. Belli olmaz. Yıkar, biraz daha güzelleştiririz ama şimdilik bence renklerinden dolayı kurtaracak diye düşünüyorum. Evin kapısı şurada olacak. Aynen öyle. Hatta hatta şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tam şunun ortasından aşağı insin. Tam şunun ortasından aşağı insin. Ve şöyle de insin. Şunu ver bana. Şunu da ver bana. Buraya dimdirek koyalım. Buraya da. Tamam bence iyi. Şöyle yan koyuyorum. Al bakalım. Şurası büyük bir pencere olacak galiba. İki tane kapısı olacak. Şimdi kapı baca falan filan da atalım. Çatısını şu anlık atmış. Bir dahaki bölüme bırakacağım muhtemelen. Çünkü ben şu anda 1 saat 20 dakikadır kayıttayım arkadaşlar. Full keşif dolu bir bölüm olduğundan dolayı siz büyük bir bölümünü kesilmiş bir şekilde çünkü sessizce etrafa baktım. Kesilmiş bir şekilde izleyeceksiniz. Dolayısıyla şu anlık gerek yok. Çok uzun oldu abi. Vallahi çok uzun oldu. Evet, al sana pembe bir kapı. Al. İyi gitti. Çok güzel durdu. Çok güzel durdu. Şunun etrafını pembelik falan filan koymak istemiyorum. Burayı full cam koymak istiyorum. Camları ısıtmadık ama. O kötü oldu ya. Camları niye zamanında ısıtmadık? Al bakalım. Şurayı görüyor musunuz? Oraya şey koymayı düşünüyorum. Basamak. Şöyle basamaklar. Güzel duruyor. Güzel duruyor. Gerçekten güzel. Yine basamak biraz. Ay, ne yap? Az kalsın tuzak kapısı alacak ya. Evet, iyi. Bu basamak da güzel bir etki bıraktı buraya. Şuradan devam ediyorum. Tamam. Tam şurada yeri kazacağım. Basamaklar içeri girmiş olacaklar. Aynen böyle. Hatta hatta birazcık daha böyle nasıl desem o basamaklarla yol falan filan mı çeksek buraya? Ne diyorsunuz? Şöyle. Şöyle gelsek mi? Gelelim be. Güzel olur. Tam burada da bu devreye giriyor al güzel. Şunu bir koy, bunu bir koy. Tamam. Ya da bunu koyma ya. Ya da koy ya. Çok güzel. Güzel bir yolu oldu. Giriş kapısı. İçinin yer, yerinin zemininin ne olacağını bilmiyorum. E bu pencereleri biraz küçükten 1 2 3 4 dedik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hmm. Nasıl küçültebilirim? Şöyle yapabiliriz ya. Aynen de. Bir tane de aha ağaç büyümüş kendi kendine. Çok güzel. Öylesine aha burada da kendi kendine büyümüş. Güzel. Oğlum her yer kiracı fidanı ya ben böyle bir ağaç görmedim abi inanılmaz çok deli fidan veriyor lan oha evet ver buraya da aynı yere al güzel tam bunun arkasına arkadaşlar tam burası oluyor değil mi aynen buradaki pencerenin çok büyük olsun istemiyorum şöyle yapacağım ya aynı sistem bu tarafa böyle bir. hatta araya şöyle bir şey atsak mı ah güzel görünüyor mu göründüğü kadar şu nasıl oldu lan? Enteresan oldu ama pek beğenmedim ya. Bak ben iki tane şablon koyuyorum arkadaşlar. Bu mu yoksa standart olarak bu da var. Hatta hatta şöyle yapabiliriz. Al. Bu da güzel. Bu da güzel ya. Yo, bilmiyorum emin değilim. E, cam koyamayacağız bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde cam koyamayacağız. Allah kahretsin. Valla baltalık malzememiz kalmadıydı. Ah varmış. Demirlerin hepsini harcadık gerçekten. Hiç kalmadı. Ben size bir şey söyleyeyim. Buna çatı olarak ne yakışır biliyor musun? Pembe bir çatı mı yapsak lan buna? Saçma sapan. Yolu şu şekilde uzatmayı düşün. Anlık karar. Hatta böyle. Hatta şunu ver. Şunu da ver. Al güzel. Odaları ayırmayı düşündüm şu anda tam olarak şu anda arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim size. Şu kapının yanından doğru şuradan şurayla bir oda yapabiliriz. bir burada. Bak kapıdan giriyorsun. Burada bir oda var. Burada iki oda var. Belki şurası üçüncü oda. Üç odaya dağılır. Olabilir. Bir dahaki bölüme bırakalım bu evin geri kalanını. Gerçekten. Hemen yapmayalım. Şeker bir ev yapmak istiyorum. Bu şeker evi yapabilmek için biraz düşünmem gerekiyor. Biraz da malzeme kasmam gerekiyor. Bir dahaki bölümün başında bu evi yapar bitiririz. Bence. Şimdilik kalsın abi. Kalkanımızı çıkartalım ve bakalım abi. Güzel, güzel. Her şey yolunda, her şey muhteşem oldu ben. Şu ağaç kutsal ağacımız diğerleri kesilecek zaten. Şu ada keşfedilecek, şuraya köprü çekilecek. Hatta evden direkt olarak oraya böyle bodoslama bir köprü çekebilirim. Güzel bir yerleşim alanına doğru evrileceğiz merak etmeyin. Ama bize demir lazım, demir lazım. Bir dahaki bölümde bu evi bitireceğiz, demir ihtiyacımızı karşılayacağız. Belki hayvancılığa falan filan geçeriz, bir şeyler yaparız. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan bir sonraki bölüme ulaşabilirsiniz. Buradan da oynatma listesini bırakacağım. Bu serinin oynatma listesini buradan ulaşacaksınız arkadaşlar. Birinci bölümden itibaren buradan seyredebileceksiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. 7500 dakika yeni bölümü gelecektir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.